Ocağı Çıkınlık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokum kıvamında bir çoban kavurma yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi tarifimize geçelim. Evet, tarifimize başlayabiliriz. İlk önce ocağımızın altını yakıyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Daha sonra etimizi suyun içine koyduk, kanını çıkardık. Kuşbaşımızın yarım kilo kadar. Ben onu böyle suyuyla süzmeden, ikinci, üçüncü suyunu şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde birazcık suyu da kaldı. Şimdi böyle suyunu salıp çekene kadar kavuracağız. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Orta ateşte kavrulana kadar bekleyeceğiz. Evet, bakın gördüğünüz gibi bayağı bir suyunu saldı. Bu aşamada tahta kaşık ya da herhangi bir kaşık kullanmadan sadece arada şöyle sallayarak hareket ettirip yerini değiştirmeniz yeterli olacak. Yine kapağını kapatıp kısık ateşte için için pişmesini bekleyeceğiz. Evet, etlerimiz haşlanırken biz bu arada içine girecek diğer malzemelerimizi hazırlayalım. 2 adet domates kullanacağız. Evet, domateslerimizi doğrama işlemimiz bitti. Şimdi 3 adet yeşil sarı biberimizi doğrayacağız. İsterseniz Charleston da kullanabilirsiniz. Bir adet orta boy soğanımızı doğrayacağız. Ben lezzet vermesi için 5 diş sarımsak kullanacağım ama sevmiyorsanız daha az da kullanabilirsiniz. Evet, sarımsaklarımız da hazır. Şimdi etimize bakabiliriz. Evet, etimiz suyunu saldı, çekti. Eğer kontrol ettiğinizde sert gibi geliyorsa bir çay bardağı kadar su koyup biraz daha kavurabilirsiniz. Ben şimdi aroma vermesi için doğramış olduğumuz sarımsakların bir kısmını ekleyeceğim. Hafif sarımsağın kokusu çıktıktan sonra soğanlarımızı ekleyebiliriz. Şimdi üzerine bir yemek kaşığından biraz fazla sıvı yağ geçireceğiz. 1,5 yemek kaşığı kadar. Tekrar kapağımızı kapatıp biraz daha pişmeye bırakacağız kendi buharıyla. Altı kısık bu arada. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız da öldü. Bu aşamada etinizin sert olduğunu düşünürseniz yarım çay bardağı kadar su koyup tekrar çektirebilirsiniz. Ama benim etim piştiği için ben şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Öncelikle biberi ekliyorum. Bir iki dakika böyle onu kavuracağım. Bu aşamada altını açıyorum. Evet, bir iki dakika kavurduk. Ben biberlerin rengini kaybetmesini istemiyorum ama daha ölü biber istiyorsanız biraz daha fazla kavurabilirsiniz. Doğramış olduğumuz 2 adet domatesi ekliyoruz. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı da karabiber. Şimdi böyle hızlıca karıştırıyoruz.
Ocağımızın altı açık olacak. Domates hemen suyunu salıp çekecek. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Evet, ocağımızın altı açık dediğim gibi ve gördüğünüz gibi domatesler iyice suyunu saldı, çekti. Şimdi etimizin asıl yumuşak olması ile ilgili bir püf nokta vereceğim size. Bu aşamadayken ocağımızı kesinlikle kısmıyoruz. Tereyağı, sıvı yağ, margarin hangisi varsa birkaç parça şöyle etimizin içine atıyoruz. Ve bu yağımız eriyene kadar da karıştırıyoruz. Erimesi gerekiyor. Tamamen eridikten sonra ocağımızı kapatacağız. Böylelikle altı açık olduğu için de ısı derecesi yağın 200 dereceye kadar çıkmış olacak. Daha sonra kapakla kapattığımızda o baharıyla etimiz yumuşamış olacak. O yağ etimizi pamuk gibi yapacak. Evet, yağın derecesi istediğimiz ölçüye ulaştı. Şimdi altını kapatıp kapağı sıkıca kapatacağız. Ve kesinlikle açmayacağız. Hava almayacak. Bir 15-20 dakika kadar böyle kapalı kalacak. Evet, lokum kıvamında çoban kavurmamız servise hazır. Yalnız ben ufak bir detayı atlamışım. Domatesleri koyduğumuz aşamada kalan sarımsakları siz koymayı unutmayın lütfen. Sarımsak her zaman güzel bir lezzet veriyor. Ben video çektiğim için arada böyle aksaklıklar olabiliyor tabii. Evet, kavurmamız hazır. Gördüğünüz gibi hem biberler rengini kaybetmedi hem de çok sulu da değil ama yumuşacık bir kavurmaya sahibiz. Şimdi servis edebiliriz. Size etin yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakın nasıl kolayca tel tel ayrılıyor. Bu yöntemle yaparsanız mutlaka servis ettiğinizde herkes çok memnun kalacaktır yemeğinizin ve etinizin lezzetinden. Ocağa çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.